Arkadaşlar günaydın. Ukrayna'da 3. günümüz ve bugün kar yağıyor tabii ki de her zamanki gibi. Bugün yine bir kahvaltı yapacağım. Yarın da artık Türkiye'ye geri döneceğim. Şunu söyleyeyim, ben aşı olmadığım için benim aşı kartım yok. Onun için de PCR testi olacağım. Ve PCR testini nerede olacağım sizlere detaylı bir şekilde göstereceğim. Google haritalarına zaten bakabiliyorsunuz. PCR testini nereden olacağını size detaylı bir şekilde göstereceğim için sıkıntı olmayacak. Bakalım kaç para tutacak test. Yani Türkiye'de testi 230 lira falan yaptı. 200 lira falan yaptı. Bakalım burada ne kadar yapacağım PCR testi. PCR testi arkadaşlar 72 saat geçerli olması gerekiyor. Bilginiz olsun. Benim aşı kartım olmadığı için ben test ile uçuşumu gerçekleştirdim. Haberiniz olsun. Evet, şu anda evden çıktım. Ve bir dakika, itelim. Evet. Evet. Hoppa. Kruvasan dediğimiz de ekmek, onu söyleyeyim. Yani poğaça gibi. Poğaçanın içerisinde sandviç, yani sandviç değilim. Salatalıklı, salamlı falan. Salam tarzı şeyler yemiyorum. Domuz şeyleri ürettiği için, yani domuz olabilir. O tarz şeyler yemediğim için ben vejeteryan kruvasanı tercih ediyorum. Bilginiz olsun. Tabii tatlı da var, çikolata falan da var. Ama ben tavsiye ettiğim, yani karnımı doyuracağım bir şey salatalık, peynir, domates ve marul, yani kıvırcık olmak üzere. Bunu tercih ediyorum. Ben onu yiyorum. Tabii ki sizler farklı şeyler tercih edebilirsiniz. Bu arada marketler var mı? Var. Yumurtalar var mı? Sucuklar var mı? Var. Zeytin bile var. Marmara Birlik zeytin. Zaten videosunu çektim sizlere. İzlemişsinizdir. İzlemeyenler izleyebilirler. Marmara Birlik zeytini arkadaşlar. Türkiye'den gelmiş. Türkçe yazıyor. Yani zeytin falan üretmiyorlar burada. Bilginiz olsun. Evet, şimdi gidelim bakalım bir test olayım. Testten sonra da bir yemek yiyip sizle. Buradaki insanlar pek sıcakkanlı değil. Havanın şeyine veriyorum, şaka bir yana. Sıcakkanlı değiller yani. Türkiye'deki insanlar gibi değil. Farklı ülkelerden geliyorsunuz. Sonuçta farklı ülkelerin insanları. Herkesin şeyleri, yöresi farklı. Bu konuda bilginiz olsun. Evet, arada şöyle İngilizce kelimeler geçebilir işte. Seafood yazıyor yani büyük ihtimalle. Yani deniz yemeği, balık. İşte şöyle ufak tefek marketler bulunmakta. Dediğim gibi burada sular da pahalı. Zaten millet su içmiyor. İçki. Sabah akşam rakı, içki. Ya rakı değil. İçki işte de sabah akşam. Bir de şöyle artıları görürseniz, bu artıları da sizlere göstereyim. Şöyle artıları görürseniz, bunlar da eczane arkadaşlar. Artı işareti var. Bunlar eczane, bilginiz olsun. Evet, Anteko, ya tam okuyamıyorum ama Ukrayncam yok. Anteko Ontobogonto Ontobuxu Brown Cup Coffee, ya bunları okuyabiliyorum, anladın. De bu, oğlum bu artı şey değil miydi lan? Eczane değil miydi lan? Ha, eczane burada. Eczane ile kafenin ne alakası var lan? Allah Allah, psikopatlar ya. Ya mekanlar farklı, böyle belli olmuyor ya arkadaşlar, onu söyleyeyim. Fazla belli olmuyor. Ama yani böyle, bu şekilde. Aa, pilim bitiyor. Arkadaşlar sizlere başka bir yer göstereceğim. Şöyle mekanlar var. Sex shop diyor. Tabi burası shop herhalde. Yani öyle sağlı sollu, zıstaklı mıstaklı club değil. Shop diyor yani herhalde, bir şeyler satıyorlar. Ben girmedim kankalar. Siz girmek isterseniz buyurun. Mekan bu tarafta. Böyle saçma şeyler var arkadaşlar. Evet, KFC'mizi yedik arkadaşlar.
Yemek isteyenler varsa, tabii ki de Ukrayna'ya gelmek isteyenler, geldiğinde şu Luna Park'ın bu tarafında KFC var. Yiyebilirsiniz, standart herkes de aynı. Alt tarafta da kahveci, şu köşe tarafta da alkollü içecekler var. İçip içip kafayı bulanlar görebilirsiniz. Marvel'ları seviyorsanız arkadaşlar, World of Comics var böyle. İşte gördüğünüz gibi Iron Man'ler falan var. Bunu zaten bir sabah çekmiştim ama farklı bir dükkandı. Bu sefer farklı bir dükkan. Bilginiz olsun, güzel dükkanlar. Marvel ve DC'nin karakterlerini satıyorlar. Ama çok pahalı tabii ki de, Hot Toys olarak satıyorlar. Evet, geceleri akalım. Bakalım, devam ediyoruz. Evet, gördüğünüz gibi abimizin bir tanesi neyle beatbox yapıyor. Nefes etmedi. Arkadaşlar, burası da Eminönü altı gibi mekan. Yani bayağı pahalı bazı şeyler. Bilginiz olsun. Arkadaşlar, bu tarz alt geçitler mevcuttur. Bunlar alt geçit, yani bunları şey düşünmeyin, AVM veya market falan düşünmeyin. Burası alt geçit. Yani adamların hayatı hep yerin altında, cidden şaka yok. Hep alt geçit. Evet arkadaşlar, merdiven bu şekilde. Yani buralar alt geçit. Bilginiz olsun. Evet, şimdi bir mağazaya girdim. Mağazamız Waikiki. Bildiğiniz Elsi Waikiki. Şimdi şöyle bir bakalım sizlerle birlikte. Yani bu tarz pantolonlar falan giyiniyorlar ama şöyle bir size örnek vereyim. Mesela bir tane mont gördüm. Şimdi şu mont ne kadarmış? Bu arada defaktoymuş, pardon. Waikiki değilmiş. Yani 799, 1400 ama şöyle göstereyim. Yani 1499'a 799, 799'a inmiş. Ya ufak şöyle mont. Yani yaklaşık ne kadar geliyor musun arkadaşlar? 800 desek yarısı 400. 400 TL'lik bir mont bu, defakto montu. Bilginiz olsun.
Evet. Gördüğünüz gibi gayet güzel, ferah yerler. Ya bütün gençler böyle hep burada falan takılıyor. Şuradaki ablamız telefonun başında çaresiz bekliyor ama bir şey yapmamış. İş bulamamış. Moro. Bak Yamaha'nın arkada gitarları falan var. Şöyle. Evet, şimdi telefon karşılaştırması yapalım. Bir saniye. Nerede iPhone? Evet, iPhone 12 Pro 128 GB 33, yani 32.999, yani 33.000. Türkiye'ye göre yarıya bölersek işte 30 desek 15, yani 1500. Yok lan. Matematik gitti gene. 15.000 falan ediyor ya. Onun gibi bir şey. Ben hesaplı bir yazarım biraz daha. Ukrayna zamanında savaştan çok kaçtığı için yerin altına hep sığınak yapmışlar. Bu sığınaklar aslında, yani bu mekan aslında arkadaşlar AVM değil. Tamamen sığınak. Açılsın kapı. Dışarıdan giriyorsunuz. Dışarıdan giriyorsunuz, altı iniyorsunuz, alttan başka bir dışarı çıkıyorsunuz. Aynı şekilde buradan çıktık, yani ben daha demin bir merdiven indim, sizlere de gösterdim. Oradan indim, aa bu yukarıdan çıktım, böyle değişik bir yer. İsmi de Globus diye geçiyor. Böyle bir heykel var. Yani gördüğünüz bütün alt geçitler sımsıcacık. Sımsıcacık mağazalar dolu. Hiçbirisi boş değil ve dışarıda o kadar insan bulunmamakta. Sadece bir yerden bir yere gitmek için. Size bir bilgi vereyim. Bak şu yeri görüyor musunuz arkadaşlar? Bu yerin karşısında böyle bir tane dünyaya benzer bir şey var. Bu dünya topun üzerinde bütün ülkelerin başkentleri var. Bu başkentler bütün ülkelerin başkenti var. Bu başkentte, yani neden başkentleri var? Başkentlerin üzerinde de Ukrayna'ya kaç kilometre uzaklıkta, onların hepsi tek tek yazıyor. Bizim başkentimiz de Ankara olduğu için bakacağız Ankara'yı bulabilecek miyiz Türkiye olarak. Evet, denilen yere geldik ama Ankara'yı inan bulmak zor çünkü bunu böyle yamuk yapmışlar. Yani şöyle göstereyim sizlere. Ya ben bunun üstüne çıkıp da mı bakacağım, kendi yerimi bulacağım? Zaten karlı, ayağım şu anda yokuşta kalıyor ve Ankara'yı burada bulmakta güçlük çekebilirim ama şuradan böyle bir yakından birisine bakalım. Kaç? 8717 kilometre. Hop. Ya ben düzgün bir şekilde okuyacak bir şey bulamadım ki arkadaş. Şöyle yapayım. Başka bir şey bakayım. Ankara'yı bulmam imkansız. Buna kendi dilinde yazmışlar muhtemelen. Okuyamıyorum ama Ceya diye bir yer varmış. Bilmiyorum. Kaç? 6220 kilometre diyor. Yani bu şekilde böyle devam ediyor. Şöyle dünya bir şeysi var arkadaşlar. Gösterdim sizlere. Dünyanın altında bütün ülkelerin başkentlerinin kilometreleri burada, yani Kiev'e göre kilometreleri yazıyor. Yani Kiev'deyken onları kaç kilometre uzaklıktasın hepsi yazıyor arkadaşlar. Böyle bir bilgi vereyim dedim sizlere. İnanın Ankara'yı bulmak istedim ama gördüğünüz gibi bulamıyorum. Şöyle bakın, bak yamuk olduğunu gördünüz. Yani görüyorsunuz yamuk olduğunu. Yamuk olduğu için de arkadaşlar inanın mı göremiyorum. Belki de üstte olacak. Nasıl bakacağım? Hiçbir fikrim yok ama merak ettiyseniz bulunduğum bölgeden, yani Kiev'den Ankara kaç kilometre bakabilirsiniz. Çok zor değil arkadaşlar. Evet, şu anda Ukrayna bir daha bir mağazadayız arkadaşlar. Marmara zeytin gördüm. Kuru sele zeytin. 114 diyor, yani yarısına bölersek arkadaşlar şu kadarcık zeytin. İşte 50-60 55-60 TL denk geliyor.
opera binası. Ben şöyle bir çekmeye çalışayım. Açık mı açık değil mi? Sanmıyorum lan. Aç. Opera. Opera mı? Bakayım. Müze mi? Aa, ölmüş lan. Teyze o. Teyze o. Yürüyen ölü lan o. Arkadaşlar bunun ne olduğunu bilmiyorum. Sanat galiba. Sanat yapmaya çalışmışlar operanın karşısında. Bu ne lan, parçalanmış araba mı lan bu? Transformers mu bu? Abla what is this lan? Transformers'a benziyor. Dönüşmüş şimdi. Bir şey söyle. Negatron amına korum. Ömer Demirak kanalına abone. Tamam, olacaklar şimdi. Arkadaşlar Ukrayna'da koronavirüs test yeri özel olarak yapılmış. Ben geldim. 19.40 dedi. Şu an saat 19 ve alamıyorum. Bekleyeceğim. Yani 40 dakika sonra çıkacakmış diyorlar. Bilmiyorum. Bakacağız. Testimi alacağım. Negatif mi pozitif mi göreceğiz. %100 negatif ama olsun. Arkadaşlar testimi aldım. Testim negatif çıktı. Bu self-serviste güzel yemekler var. Zaten ilk gittiğim yerde çekmiştim. Yerken çekmiştim. Biliyorsunuz aynı yeri bir daha gideceğim. İlk gittiğim yer, bir de kapanış olarak bir daha aynı yere gideceğim. Bilginiz olsun. Orada yemek yiyeceğim. Güzel yemekler yapıyorlar tabii ki de. Ucuz self-servis güzel ama tavuk gene alacağım. Ne yapayım arkadaşlar? Yani henüz İngilizce bilmeni olmadığı için domuz mu yoksa kuzu mu değil mi bilmiyorum. Bilemedim şimdi ne yiyeceğimi. Bilmiyorum, onun için ya patates ya da tavuk alıyorum. Bilginiz olsun. Evet. Şu an soğuk. Hava kaç derece bilmiyorum. Büyük ihtimalle muhtemelen 4 falan. Bugün çok kar yağdı. Evet, bugün şeyin sonuna geldik. Yarın artık uçağa gideceğim havalimanına. Bakalım neler olacak. Göreceğiz efendim. Şimdilik görüşmek üzere. Çünkü soğuk arkadaşlar, elimi zor tutuyorum. Servis bölümüne geldiğimizde tabii ki de açacağım ve biletlerimi bekleyeceğiz. Hoşçakalın. Bay bay. Dediğim gibi Ukrayna'da arkadaşlar eczanelerden çok klaplar var böyle. Gece hayatları, kulüpleri gördüğünüz gibi. Böyle barlar var. Zaten adamların şeyleri, yaratılışları böyle. Yani bu şekilde olmuş. Hani gece saat 2 gibi, yani 1-2 gibi başlarlar. Sabah işte 5'e 6'ya kadar oynarlar, içerler, sıcak şaraplar, cukka cukka, o bu şu derken sonrasında zaten arkadaşlar yatıyorlar. Yattıkları 1-2 saat sonra kalkıyorlar, kahvaltı olarak kruvasan yiyorlar, belki de hiç yemiyorlar. İşe başlıyorlar, yaşlılar daha çok çalışıyor, amele gibi, gençlerde kasa vesaire sipariş alma gibi şeylerde bulunuyorlar. Sonrasında da sonuç arkadaşlar bu ve bu böyle devamlı gidip geliyor. Devamlı işte aynı şeyler tekrarlanıyor, bilgimiz olsun. Yani kısa özetle hayatları böyle. Eğlence, başka bir şey yok. Eğlence, yeme içme pek fazla uygun değil. Tuvalet sıçma adabı pek onları göre bir şey değil. Yani öyle söyleyeyim. Kısa özetle bu.
Evet arkadaşlar, inanamayacaksınız. Son zamanda aradığım yeri buldum. Burası. Gördüğünüz gibi Capitol Grill Döner diye geçiyor. Tamamen %100 Türk. Öyle sadece tavuk döner yok. Bak yediğiniz her şeyi unutun. Burası. Burada çay bile var. Bak Ukrayna'da çay bulamazsınız. Ama burada var. Menülerde çorba var, mercimek var. Yani Türkiye'de ne yiyorsanız, acıktıysanız ciddi anlamda gerçekten de gelebilirsiniz. Evet, burada gördüğünüz herkes Türk yani. Gerçekten de buraya gelmek istiyorsanız, hani Ukrayna'ya geldiyseniz, Türk lezzeti istiyorsanız, hele ki çay bulamıyorsan Ukrayna'da, al sana kardeşim çay. Çay gelebilirsiniz, kesinlikle buraya gelin. Herkese tavsiye ediyorum. Sağa sola o kadar para verdiğinizde, aha baklava bile var arkadaşlar. O da öyle yani. Sırma su. Çaykur. Mekan ismini yazacağım. Açıklama kısmına kesinlikle gelin. Konumu da aynı. Instagram adresinden bırakıyorum. Instagram adresini de bulabilirsiniz arkadaşlar. Bekliyoruz. Sizler için elinden geldiğince gezmeye çalıştım şu 3-4 günlük bir tatil sürecinde. Bayağı yerler gezdim arkadaşlar. Bayağı sokaklara gittim. Bayağı bir lezzet tattım. Yani sizlere umarım anlatmış bulunmak demiş güzel şekilde. Bu tarz şeyler işte. Bir yerden bir yere gitmeniz için gerek neler vesaire. Bunun için size açıklama kısmına bırakırım. Bilginiz olsun YouTube kanalımızda arkadaşlar. Takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Farklı farklı ülkeleri de gezeceğiz sizler için. Vizesiz olan ülkeleri gezmeye çalışacağız. Bilginiz olsun. Ukrayna'da daha çok araçlar mevcut. Çünkü herkes seyyar taksici olabiliyor. Yani şöyle taksilerden ziyade Uber değil, Bolt'tur. O tarz şeyler mevcut. Yani aracı olan herkes taksici olabiliyor, yani seyyar taksici. Bir program var, bu program sayesinde yazılmışlar, adamın aracı var. Diyor ki ben işte atıyorum şuradan sürüş şu kadar mesafeden şu kadar mesafeye 70 liraya götürürüm seni diyor. Bazısı diyor 60 liraya götürürüm, bazısı diyor 100 liraya götürürüm, bazısı da 99 lira, 90 lira, 200 liraya götürürüm diyor. Yani bu aynı mesafe, taksi gibi düşünün ama onların götüreceği şekilde, yani onlar ne kadar istiyorsa o kadar şey yapabiliyorsunuz. O arabayla, o araçla gidersin, o adamla birlikte gidersin, yolculuğunu o kişiyle yaparsın, inersin, hadi eyvallah dersin, paranı verir gidersin. Sistem bu şekilde. Türkiye'de maalesef böyle bir sistem bulunmamakta. Seni şuradan şuraya götürmüyorlar. İşte yok değişim saati falan. Halbuki herkes kendi aracıyla taksicilik yapabiliyor. Ya Letgo gibi düşün. Letgo'da nasıl kendi ürününü satıyorsun? İşte Letgo'da ürününü ön plana çıkartman için uygulamaya para veriyorsun. Muhtemelen onlar da uygulamaya para veriyordu sen ön plana çıkman için. Ama uygulamada arkadaşlar dediğim gibi senin benim gibi arabası olan insanlar uygulamayı kullanıp para kazanabiliyorlar. Bu şekilde. Yani çok mantıklı bir seçim. İsterseniz taksiye binebilirsiniz, isterseniz Uber'e binebilirsiniz, isterseniz de Bolt dediğimiz, yani Hüseyin Bolt'tan aklımda gelsin, öyle söyleyeyim, Bolt yazıyor arkadaşlar. Bolt uygulamasını indirip kayıt olup herhangi bir ücret vermeden istediğiniz bir araçla girebilirsiniz, istediğiniz fiyat.